Dişlerimizin dizilimini ve görevlerini hiç merak ettiniz mi? Her biri ayrı bir amaca hizmet ediyor. Örneğin şu an ekranda görmekte olduğunuz bölge bir alt çene ya da diğer adıyla mandibula. Oldukça simetrik olan bu bölgeye daha yakından bakacak olursanız, ortadan ayırdığımızda sağ ve sol taraflarda diş dizilimlerinin eşit olduğunu görebilirsiniz. Kısacası sağ tarafta bulunan dişin aynısından sol tarafta da bulunur. Aynı dizilim maksilla olarak adlandırdığımız üst çenede de mevcuttur. Ön tarafta bulunan dişlere orta kesici dişler denir. Bunlar genellikle kesme görevini üstlenir ve ağzımızda bu dişlerden 4 adet bulunmaktadır. Orta kesici dişlerin hemen yan tarafında bulunan dişlere lateral kesici dişler denir. Aynı şekilde bunlardan da ağzımızda 4 adet mevcuttur ve kesmeye yararlar. Köpek dişlerimiz tutma ve çekme işlevlerini yerine getirir. Bir yiyeceğin ağzımızdan kayıp gitmesine engel olurlar ve bu dişlerden de ağzımızda 4 adet bulunur. Şu anda görmekte olduğunuz dişlere ise premolar, yani küçük azı dişleri denilmektedir. Bu dişler yapısı ve işlevi gereği değirmen taşına benzetilmektedir ve öğütmeye yararlar. Premolar denilmesinin nedeni de buradan gelmektedir. Mola sözcüğü Latince'de değirmen taşı demektir. Pre sözcüğü ise küçüklüklerini ifade etmektedir. Bu dişlerden ağzımızda 8 adet bulunur. İsimlerinin bu şekilde olmasının en büyük nedeni ise ardından gelen azı dişlerine kıyasla daha küçük olmalarından dolayıdır. Bu dişlerden de ağzımızda 12 adet bulunur. Görevleri küçük azı dişleriyle aynı şekilde yiyecekleri öğütmektir. Görmekte olduğunuz bu diş dağılımı yalnızca %28'lik kesimde bu şekildedir. Çeşitli genetik aktarımlar ve dış faktörlerden dolayı değişkenlik gösterebilir.